Neyse. Bak, duygularımız değişebilir. Umutlar umutsuzluğa, neşeler kedere, hatta sevgi nefrete dönüşebilir. Ama hepsinin tek bir nedene ihtiyacı vardır. Eğer sen kalbinin sesini dinlemiş olsaydın, bugün olduğun Feride olmazdı, değil mi? Kalbimin sesi beni yanılttı. Şu an konuştuğumuz çok saçma. Cavidan teyze kayıp ve ben ondan başka bir şey konuşmak istemiyorum. Dedektif arıyor. Aç hadi. Alo. Evet, biz oraya çok yakınız şu an. Tamam, konum gönderirseniz hemen çıkabiliriz. Tamam, biz geçiyoruz o zaman. Siz de polislere haber verirsiniz. Ne oldu, ne dedi? Telefondan sinyal almışlar. Sinyalin geldiği yer buraya çok yakın. Şimdi konum gönderecekler. Ha, geldi işte. Tamam, hadi gidelim hemen. Hadi. Evet. Ne oldu, öğrenebildin mi? Ne zaman gelmiş? Adam evde yoktu ama yardımcısından aldım adresini. Gerçekten 3 ay önce mi gelmiş? Daha fazla olmuş. Nasıl yani? Bu zamana kadar İstanbul'da ve Masal görmeye gelmemiş mi? Onu tanımıyorsun. Neyse, hadi gidip halledelim bir önce şu işi. Neredesin? Ha? Neredesin? Gittin, gelmek bilmiyorsun. Yaşıyor ama nabzı çok yavaş. Hadi o zaman hastaneye mi, sokağa mı, nereye atacaksak atalım, bir an önce kurtulalım bundan ya. Tamam, şimdi hallederiz. Arabayı arkaya bir yere park ettim. Kimse görmesin diye arabanın arkasına attık mı tamamdır. Hadi. Sakin ol. Gözünü açtı. Gözünü açtı, gördü beni. Gördü beni. Gözlerini falan açtı, yok. Baksana ölü gibi. Hadi tut, bir an önce götürelim hadi. Hayır hayır hayır. Ya gördü diyorum sana, inan sana, bana gördü diyorum. Hadi. Hadi bırak, hadi gidelim. Ya. Hadi gidelim, yapma. Ya. Beni dinle. Bak, hastaneye giderse, eğer kendine gelirse ilk benim adımı verir, anlamıyor musun sen? Bırak, 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 bırak. Burada ya kalsın. Bir sakin ol, tamam. Ya bırak burada kalsın diyorum. Bırak, gel buraya, gel. Hadi diyorum sana. Konum burayı gösteriyor. Şuradaki bina olabilir. Zaten polis aylardır peşimde. Bir de Cavidan ölürse çember iyicene daralacak. Ya sen beni dinlemiyor musun? Beni gördü diyorum. Eğer uyanırsa ilk beni ihbar edecek. Gözlerini açmış olsa bile bu şekilde seni nasıl hatırlayacak? Ama ben yakalanırsam o delikten bir daha çıkamam. Kodeste ölmeye hiç niyetim yok. Hadi tut, bir tarafından da götürelim hadi. Sen beni anlamıyor musun ha? Anlamıyor musun? Cavidan kendine gelirse benim hayatım mahvolur, alt üst olur. Sen değil. Sen değil ama ben kesin Kodes'i boylarım. Ben Kodes'te yapamam. Yapamam, yok, yaşayamam ben orada. Ya bırakalım onu burada, Allah aşkına bırakalım lütfen. Tamam, kendi başıma taşırım o zaman. Ya yapma Allah aşkına, bırak ya, burada kalsın. Thank you.
Kimse yok gibi duruyor. Anlarız birazdan. Kapalı. İçeri nasıl gireceğiz peki? Ay! Ferdi'yle Emir. Ferdi'yle Emir'in sesi bunlar. Ben ne yapacağım, nasıl açıklayacağım şimdi bunları? Ay! Birileri var gibi durmuyor. Baksana hiç ses yok. Çok ürkütücü. İçeride biri var. Çıkaracağım seni buradan. Şimdi sessiz ol. Tamam mı? Hadi gel benimle. Cavidan teyze. Cavidan teyze. Cavidan teyze. Cavidan teyze, beni duyuyor musun? Aç gözlerini. Hadi ne olur Cavidan teyze. Allah'ım şükür. Cavidan teyze, hadi ne olur aç gözlerini. Cavidan teyze, beni duyuyor musun? Ne olur aç gözlerini, hadi. Bu güvenlik kamerasındaki araba. Kaçtılar. Çok zor nefes alıyor. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Hemen. Hadi. Karşılaşmak zorunda değiliz. Biliyorum. Şu anda Masal'dan önemli bir şey yok. Masal'cığım buradayız. Gidelim. Konuşmak için geldim. Ben Narin, Kemal'in eşiyim. Eğer müsaitseniz konuşmak istediklerimiz var. Masal hakkında. Çok önemli. Tabii, buyurun. Vakka nedir? Nabzı çok düşük, bilinci kapalı hocam. Hocam biz yol boyunca konuşturmaya çalıştık ama hiç tepki vermiyor. Hastayı hemen solunum cihazına bağlayın.
çay kahve nereden çıktı şimdi? Sohbet etmeye geldik sanki. Bizi görünce gerildi tabii. Kimse için kolay değil. Hala konuşmuyor olması yaşadığı travmayı tam anlamıyla atlatamadığı anlamına geliyor. Kemal, Masal'ın neden susmayı tercih ettiğini ikimiz de biliyoruz. Annesinin gittiği güne dair neler hatırlayabildiğini öğrenebilsek. Yeni hayatı. Masal'ı yok sayarak kurduğu yeni hayat. Bakmayın, beklettim biraz. Eşim yurt dışına çıktı. Ben de çalışanlara izin verdim. Kızımla baş başa kalayım diye. Çalışanlar da olmayınca mutfak işleri bana kaldı tabii. Acil bir telefon etmem gerekiyordu da. Şimdi hatırladım. Siz çaylarınızı için, ben birazdan gelirim. Alo. Hastanedeyiz Suat amca. Belli değil. Yani getirdiğimizde iyi değildi. Tamam Suat amca, ben bir gelişme olursa haber veririm sana. Yeterince bekledik. Eğer yapacak daha önemli ya da acil bir şey yoksa konuşabiliriz artık sanırım. Biz tuhaf bir mektup aldık. Ardından tuhaf bir telefon aldık. Tanımadığımız bir kişi. Masal'ın sizin çocuğunuz olmadığını iddia ediyor. Bu ne saçma bir iddia? Biz de sizin gibi düşünüyoruz. Yani böyle bir şeyin gerçek olacağına ihtimal vermiyoruz. Ama hiç olmamış gibi de davranmamız mümkün değil. Hastane kayıtları var. Masal hastanede doğdu. Erken doğumdu. Kemal yurt dışındaydı. Tek başına doğurmuştum. Çok, çok zor olmuştu. Eğer evden gittiğim için, onu terk ettiğim için biri bana iftira atıyorsa... Bu kadar yeter. Konuşacak başka bir şey yok. Annem, ne oldu sana? Ben doktorum, isterseniz bakabilirim. Ben dışarıda bekliyorum. Kızım, nasıl kestin elini?
su içiyordum. Ben bardak düştü. Onları toplarken oldu. Ben verirdim kızım sana. Çok acıyor mu? Acıyor. Önemli bir kesik değil. Cam kırıkları batmış. Size iki yardım seti var mı? Bir de cımbız. Var. Hemen getiriyorum. Cavidan teyze. Cavidan teyze. Cavidan teyze. Cavidan teyze beni duyuyor musun? Aç gözlerini. Hadi ne olur Cavidan teyze. Hastanede ölü yatan kadın senin annen olabilirdi. Hala böyle bir haber alabiliriz. Bunun senin için hiçbir anlamı yok. Özür dilerim. Cavidan teyze güçlüdür. Ben inanıyorum, uyanacak. Sen de inan. Çok beklettik ama iyi haberlerle geldim yanınıza. Hastamız uyandı, tüm riskleri atlattı. Odasını aldık. Çok şükür. Girebilir miyiz yanına? Yalnız birkaç dakikalığına. Çok kısa olsun, yormayalım. Çok teşekkürler doktor bey. Geçmiş olsun. Gerçekten annesiz kalmanın ne demek olduğunu bilmediğin için böyle yapıyorsun. Anne diye bir mezar taşını sevseydin eğer anlardın. Ona bir şey olacak diye ne kadar korktuğunu, her şeye rağmen nasıl endişelendiğini gördüm. Sonrasında pişman olmak istemiyorsan eğer, şimdi onun yanına gitmelisin. İş işten geçtikten sonra, keşke son bir şans verseydim demenin kimseye faydası olmaz. Tamam, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız çok paniklerdim. Soluğu hastanede alırdım. Tekrar geçmiş olsun. Ben Kemal'i çok bekletmeyeyim. Eminim Masal'a çok iyi bir anne olmuşsunuzdur.
Size mutluluklar dilerim. Tamam mı? Halloldu mu? Küçük bir kesik de sorun yok. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. İyi ki seni dinledim. Buraya gelmemiz doğru karardı. Her şeyin açığa kavuşması için en doğru kararı verdik. Sayende. Bundan sonra kim ne derse desin, hiçbir şey umursamayacağım. Artık sadece mutlu olmaya bakacağız. Sen, ben ve Masal. İnsanlar değişebilir, pişman olabilir. Annenizin üzerine kayıtlı hiçbir şey yok ki. Babamın boşanırken verdiği onca şey. Hepsini Yiğit'in üzerine geçirdi. Merak ediyorum, kalbinin sesini en son ne zaman dinledin? Gerçekten annesiz kalmanın ne demek olduğunu bilmediğin için böyle yapıyorsun. Sonradan pişman olmak istemiyorsan eğer, şimdi onun yanına gitmelisin. Anne diye bir mezar taşını sevseydin eğer anlardın. Allah seni Yiğit'e bağışladı. İyi olacaksın. Torunun için, Yiğit için. Cavidan teyze. Ne oluyor? Neredeyim ben?
hastanedesin Cavidan teyze. Korkma, iyisin, bir şeyin yok. Bak ben buradayım. Yanındayız. Geçti. Siz kimsiniz? Oğlum. Oğlum nerede? Oğlumu nereye götürdünüz? Neden getirdiniz beni buraya? Benim oğlumun yanına gitmem lazım. Hemen şimdi gitmem lazım. Sakin ol Cavidan teyze. Benim Feride tanımadın mı? Oğlum nerede dedim size? Oğluma ne yaptınız ha? Ne yaptınız oğluma? Ha? Oğlum burada bak. Burada. Hiçbir yere falan gitmedi. Benim oğlumu bulmam lazım. Bulmam lazım oğlumu. Onun yanına gitmem lazım. Bırakın beni. Oğlum beni bekliyordur. Bulmam lazım. Bulmam lazım. Oğlumu bulmam lazım. Bırakın ne olur oğlumu bulmam lazım. Oğlumu kaybettim. Onu bulmam lazım. Onlar çok küçük. Ne olur. Çok küçük. Tamam. Tamam, sakin ol. Kaybettim onu diyorum. Annesi olmazsa o çok korkar. Yanına gitmem lazım. Hemen gitmem lazım. Cavidan teyze ne olur yapma. Bak bunlar senin iyileşmen için gerekli. Bırak beni ne olur. Oğlumu bulmam lazım, anlamıyor musun? Onun bana ihtiyacı var. Ne olur bırakın beni. Bırakın. Tamam, korkma. Korkma, sakin ol. Bak onu bulacağız Cavidan teyze. Tamam mı, bulacağız. Söz veriyorum sana. Oğlum. Yavrum. Oğlum. Oğlum neredesin? Neredesin oğlum? Oğlum. Emirim. Emirim oğlum, korkma annem. Korkma annem. Annen seni bulacak. Gelecek yıllar. Annen seni çok seviyor. Bulacağım seni oğlum. Sana söylemiştim. Masal benim kızım. Aksinin olması mümkün değil zaten. Bir mektup ve telefon yüzünden saçma sapan bir şüpheye düştük. Neyse. Tatlı yemeğe mi gitsek acaba? Hadi masalı dışarı çıkalım. Tatlı falan yeriz. Güzel olurdu. Ama geç olmadın. Masal uyuyordur şimdi. Doğru, haklısın. Eve gidip çay falan içeriz. Hadi. Efendim Şehriyan'la. Uşağım neresiniz? Çakırım tutturdu babam gelmeden uyumam diye. Niye, ne oldu ki? Masalıyım mı? Bir şey yok değil mi? İyi dur, iyi dur, meraklanmayan son. Çocuk işte. Sen uyu, baban gelince öper seni dedim ha. Para etme. Tamam, biz eve geliyoruz zaten. Tamam uşağım. Anne. Annem ne oldu sana? Nasıl yaptın bunu bir tanem? Su içiyordum. Elimden bardak düştü. Onlar toplarken oldu. Ben verirdim kızım sana. Neden benden istemedin? Sen iyi misin? Narin iyi misin? Bir şey mi dedin? Derinlere daldın da. İyi misin diyorum. Tabii ki iyiyim. Emin misin? Eminim. Hadi gidelim. Annenizin genel sağlık durumu iyi. Fiziksel olarak bir problemi yok.
Ama maalesef uzun süre kapalı bir yerde kalmasının ve geçirdiği beyin sarsıntısının etkisiyle hafıza kaybı yaşıyor. Geçici bir durum ama değil mi? Düzelecek, iyileşecek. Net bir şey söylemek pek mümkün değil ne yazık ki. Yani iyileşir mi, iyileşirse ne zaman bilemiyoruz. Nasıl yani? Böyle de kalabilir, öyle mi? Üzgünüm ama ihtimaller dahilinde. Sayıkladığı kaybolan çocuk sizsiniz sanırım. Peki nasıl oluyor bu doktor bey? Neden o anı? Nasıl hatırlıyor? Bu tarz vakalarda hastalar genellikle hayatlarındaki ya en mutlu zamanlarına ya da en değer verdikleri kişilerle yaşadıkları bir anıya takılıp kalır. En değer verdiği kişi demek. Şimdi kendisine bir sakinleştirici yaptık. Biraz sonra kendine gelir. Merak etmeyin. Sakinleştirici yapmışlar. Bir iki saat uyurmuş. Konuşmak istersen. Kim yapmış olabilir bunu Cavidan teyze? Kimdi o adamlar? Ne istediler ondan? Onlar yüzünden şimdi bu halde. Ya ben sadece korksun istedim. Ayağımın altından çekilsin istedim. Şu olayların geldiği yere bak. Of. Allah'ım ya Rabbim ya ben mahvoldum ben. Cavidan var ya Cavidan uyandıysa her şeyi anlatmıştır ya. Gördü beni diyorum gördü. Bir sakin ol ya. Ya nasıl sakin olayım? Tam yüzüm güldü dedim. Her şey bir rayına oturacak gibi oldu. Bak senin yüzünden ne hale geldi. Ya bir dön, tırsma bu kadar. En azından katil olmayacaksın. Yetiştirecekler hastaneye. Kurtarırlar. Ya onun kurtulması benim mahvolmam demek. Allah Allah ya. İki lokma ye de sinirlerin yatışsın. Hiçbir şey yemedin. Ha? Ya çek şunları beni sinir etme. Benim şimdi yiyecek halim mi var? Bittim ben, bittim. Bittim ya. Ben buraya kadarmış yani. Tamam. Belki katil olmayacağım ama kesin beni konaktan postalayacak. Ah! Herkes de bayram eder zaten. Hele o oya cadısı yok mu? Onun var ya böyle yağları evim, yağları. Hep senin yüzünden, hep senin yüzünden. Sen niye sırıtıyorsun? Komik mi? Huyların da benziyor. Ne saçmalıyorsun sen be? Kime benziyor? Neyse. Boş ver, takma. Bak, yemeyeceksen bunları da götüreceğim ha. Bak, köfte. Mis gibi. Ya saçmalama. Ne yapacaksan yap. Benim köfte düşürecek halim mi var? Sırtımda öyle bir yük var ki. Ne atmayı becerebiliyorum ne de taşımayı. Halbuki eskiden çok kolaydı her şey. Nefret etmek. Kolaydı. Öfkem o kadar büyüktü ki asla başka bir şey hissetmeyeceğimden çok emindim. Çok.
Ama şimdi savunmasız masum bir çocuk gibi yatıyor içeride. Her şeyi... Yaptığı her şeyi... Unutmuş. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey. Keşke benim de aklımdan silinseydi her şey. Belki o zaman daha kolay yaşardım. Eskisi gibi. Yine severdim onu. Kollardım. Belki yeniden o kelimeyi... Anne. Demeyi becerebilirdim. Ne kadar garip. Şimdi o... İçeride bu haldeyken ne çektiği cezanın bir anlamı kaldığı, ne de nefretimin. Ama bir yanım ona çok öfkeli. Diğer yarım da kaybetmekten korkuyor. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız çok paniklerdim. Soluğu hastanede alırdım. Bu kadar ilgili bir anne neden bunca zaman Masal'ı aramadı? Ne çabuk uyudu. Daha kitabın ilk sayfasında kapandı gözleri. Çok uykusu uyanmış belli. Beklemek istemiş sadece. Dünden sonra çok hassaslaştı. Boş yere canımızı sıktık, gerildik. Bir daha böyle şeyleri kale almayacağım. Bundan sonra sadece sizi düşüneceğim. Aksi için uğraşanları da fırsat tanımayacağım. Ne düşünüyormuş bakalım benim güzel karım? Hiç. Dur, ne yapıyorsun? An itibariyle görevim sizi mutlu etmek. Şimdi söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Ya indir, annem falan görecek. Göremez, bir yürüyüşe çıktı. Bu saatte. Hı. Ama Taciye'nin de merak etme. Şimdi söyle hadi. Filmi seyredelim yoksa odamıza mı içelim? Ya bir yerini sakatlayacaksın, hadi indir. Ama bir an önce karar ver, yoksa sabah kadar böyle dururuz. Ben yorgunum aslında. Odamıza gidelim diyorsun yani. İyi fikir bence de. Oğlum. Korkma bir tanem. Annen seni hiç bırakmayacak. Hep yanında olacağım. Korkma sakın Emir'im. Canım oğlum benim. Korkma annem. Canım oğlum. Canım oğlum. Korkma annem.
Ne oldu? Bir şey mi dedi? Sayıklıyor hala. Canım. Oğlum. Evdekilere haber vermemiz gerekiyor artık. Güzelim. Bir tanem benim. Bunu yapmak zorundayım. Nasılmış peki durumu? Ne demiş doktor? Anladığım kadarıyla durumu pek iyi değilmiş. Hastaneye gidip görmek isterim. İçim rahat etmeyecek yoksa. Tamam, ben de geliyorum. Oya, sen Yiğit'in yanında kal. Tamam, merak etme abi. Melike, sefere söyle arabayı hazırlasın. Tamam. Ben bir Yiğit'e bakayım. Haberdar edin beni abi, tamam mı? Atsana Songül, atsana. DNA için örnekler burada. Ne zaman çıkar? En erken haftaya. Haftaya mı? Bir saniye. Kemal. Neredesin? Uyandığımda seni göremeyince merak ettim. Geleceğim birazdan. Hı. Tamam. Testi hızlandırma gibi bir şansımız var mı? Biraz acildi. Ne testiydi o acaba? Tamam tamam, sormadım Farizet. Testi hızlandıralım. Olabildiğince erken sonuç alın. Tabii hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Emir, nasıl vaziyet? Ne dedi doktor? Hafızasını kaybetmiş. Peki nasıl olmuş bu? Bir araba çarpmış Cavidan teyzeye. Çok şükür fiziksel olarak iyi. Ama
Doktor yaşadığı travma yüzünden hafızasını kaybettiğini söyledi. Çok net bir şey söylemiyorlar. Düzelir mi düzelmez mi belli değilmiş. Hadi in artık. Daha fazla yaklaşamayacağım. Bir gören olur falan. Ne diyeceğim ben şimdi ha? Ne diyeceğim? Hikmet iki kere aradı açmadım. Gevşe bir ya. Rahat ol. Ya kızım normal davran işte. Akrabanın iliştiğini sanıyorlar. Resmen ateşe yürüyorum. Cavidan kendine geldiyse çoktan anlatmıştır her şeyi. Anlatırsa anlatsın. Herkes seni Sabancı'da sanıyor. Söylerse de bir tarafından uyduruyor dersin. İftira dersin. Yılın sabıkası var zaten. Sana mı inanacaklar? Ona mı? Hadi. Topla kendini. Tırstığını anlarlarsa şüphelenirler. Hadi. İş sende bitiyor. Hadi. Tamam. Hadi. Sadece beni, daha doğrusu çocukluğumu hatırlıyor. Adımı sayıklıyor. Girdin mi yanına, gördün mü seni? Konuştun mu hiç onunla? Hayır. Kızım, nasıl? Konuştun mu? Uyuyor mu? Hayır, uyanık. Ama işte... Ben de yanına gireceğim. Ben... Yoksa... Oğlumu mu getirdiniz bana? Emir'im nerede? Hadi söyleyin bana. Onu mu getirdiniz? Ha? Buldunuz mu onu? Söyleyin ne olur. Oğlum nerede? Onu getirin bana ne olur. Söylesenize. Niye susuyorsunuz? Gördünüz mü oğlumu? Çiftlikte yanımdaydı. Kayboldu birden. Şöyle yanımda oynuyordu. Belki siz görmüşsünüzdür. Altında siyah pantolon, üstünde sarı bir kazağı vardı. Her yeri aradı. Bağırdım. Oğlum, oğlum dedi. Emir'im dedi. Ama yok. Çok küçük o da. Çok küçük. Bulmam lazım onu. Annesini ister o. Çok korkar. Songül Hanım, hoş geldiniz.
Sen niye açtın kapıyı? Melike yok mu? Hikmet nerede? Odada mı? Yok. Abim Melike ablayla hastaneye gitti. Ne oldu? Hikmet'e bir şey mi oldu yoksa? Abim iyi. Cavidan. Kaza geçirmiş hastanede. Öyle mi? Geçmiş olsun. E tabii gidecek. Çocukların anası sonuçta. Nasıl? Önemli bir şey var mıymış? Yok yani çok konuşamadık ama iyi, gözlerini açmış, kendine gelmiş yani. Bittim ben. Ben bittim. Ben mahvoldum ben. Hikmet Bey, iyi misiniz? Tansiyonunuza falan mı baktırsak? Lüzum yok. İyiyim. Baba bir şey söyledi mi sana? Konuştu mu? Çiftliğe gitmiştik. Sen daha küçüktün. Hatırlar mısın bilmem. Kaybolmuştun. Aa evet, hatırlıyorum ben. Cavidan Hanım Emir'i bulacağım diye deliye dönmüştü. Neredeyse yüreğini inecekti. İşte hep o anı sayıklıyor. Kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetleri bile saydı bana. Hadi bakalım, sen domatesleri diz, ben de salatalıkları keseyim. Boşa. Boşa yarıyorsunuz kendinizi. Ben ne derdim? Yaramıyoruz ki. Kıvırcığım da geldi. Hem de elleri dolu. Günaydın Nane abla. Günaydın bir tane. Nerede kaldın? Yokluğumun fark edilmesine sevindim. Sen ver bakayım şunları bana. Oh, mis gibi de kokuyorlar ha. Siz ne yapıyorsunuz? Baba kız kahvaltı mı hazırlıyorsunuz? Bunlar mı alayım? Ben hazır ederim dedim ama illa ikisi edecekmiş. E bugünü baba kız günü ilan ettik. Her şeyi birlikte yapacağız. Değil mi prenses? Evet. Allah'ım sizi birbirinizden ayırmasın. Emir. Oğlum. Korkma oğlum. Geliyorum. Geliyorum. Anne. 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 Oğlum, oğlum, korkma oğlum, geliyorum, geliyorum. Gittiler. Ben o günü hatırlıyorum.
Demek hatırlıyorsun. Belki yanına gidip konuşsan, anlatsan, bir şeyler hatırlamasına yardımcı olabilirsin. Hikmet'e söylemişse. Ay ne yaparım ben? Ne yaparım? Ay tamam, sakin. Sakin. Ha, sakin olmam lazım. Alo. Hikmet Bey. Ben de eve gelince öğrendim. Geçmiş olsun. Nasıl durumu? Eve geliyorum. Yüz yüze konuşuruz. Ay vallahi da biliyor, billahi de biliyor. Songül, sen bittin, bittin. Bittin, mahpuslarda çürüyeceksin. Ay Allah'ım. Ay bu ne? Ay ben bunu nasıl fark etmedim? Ya o ya gördüyse? Abimden haber var mı diye soracaktım. Ha, konuştum. Şimdi yoldaymış, gelince anlatacağım dedi. Hı, peki. Ay. Bir baktım ki bıraktığım yerde yok. Yeni yeni emeklemeye başladığım vakitlerdi. E sonra? Bütün evi aradık tabii ki. Hem de dip köşe. Koltuk arkalarına, masa altlarına. Ödümüz patladı ha, bahçeye çıktı diye. Beni nerede buldunuz peki? Mutfakta. Erzak dolabının içinde. İnanmıyorum. İnan, kurtluydu da. Bir güzel oturmuş dolabın içine. O maviş gözlerini açmış, böyle etrafa bakıyor da böyle çıpıl çıpıl. Uy, benim Çakır'ım. Küçükken pek bir tatlıydın da, pek bir tatlıydın. Keşke ben küçükken de Nermin ablam olsaydı. O da gelseydi küçüklüğümü. Ben de çok isterdim Masal'cığım. O küçük parmaklarımla öper kokuları ısırırdım. Artık hep bir aradayız kızım. Mühim olan da bu. Al bakalım. Benim bir telefon etmem lazım. Size afiyet olsun. Haydi bakalım, o bitecek. Hiçbir şey kaybetmezsin. Ama belki bir şeyler hatırlamasına yardımcı olabilirsin. Thank you.
Telefonla konuşacaktın. İçeride unutmuşsun. Sabahtan beri bir tuhaflık var sende. Ben canını sıkacak bir şey mi yaptım? Biliyorum bir iki gündür biraz fazla tepki veriyorum ama ben... Hayır, seninle bir ilgisi yok. Kafam dolu. İşle ilgili. Hem sen benim canımı nasıl sıkabilirsin ki? Bu kadar beni mutlu ederken. Benim karım çok mu yoruyorlar hastanede? Ben ne kadar yorulursam yorulayım. Günün sonunda boğumuzda her şeyi unutuyorum. Önemli olan bu. Doktor hanımın yaralarına ilaç olabiliyorum yani, öyle mi? Fazlasıyla. Al bakalım. Sana almıştım. Vermeyi unuttum, mutfakta görünce aklıma geldi. Sen seversin. Evet. Benim de canım nasıl çekmişti? Canım mı çekiyordu? Yoksa bu belirtiler başka bir şeyin habercisi olabilir mi? Neyi? Ya ben de ne diyorsun diyorum. Güzel karın benim. Çikolata iyisin de serotonin salgılasın, mutlu olsun. Bunları da biliyoruz. Teşekkür ederim. Birine benziyorsun. Ne olur yalvarırım, yardım et bana. Ben onsuz nefes bile alamam. Yaşayamam. Ne olur. Ne olur yardım et. Birazdan hava kararır. Oğlum karanlıktan korkar. Beni ister. Annesiz yapamaz o. Bu Reyhan'a oynadığın oyun. Demek ki evrakta sahtecilik yapacak kadar gözünü kararttın. Tarihleri değiştirdin. Şeytanın aklına gelmeyen şey senin aklına gelmiş. O kız yüzünden bir gün hasta olacaksın, korkuyorum. Yeter! Bir de sen üstüme gelme. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Anlıyor musunuz beni? Duyuyor musunuz? Reyhan'a ne dedin de bu evde yemek yemekten vazgeçti? Tabii ya. Zeynep odasında yediğine göre. Yoksa ona da masaya oturamazsın mı dedin ha? Böyle bir vicdansızlık nasıl yaparsın? Emir, ben böyle bir şey söyler miyim? Yanlış anlamışlardır. Anne bak seni son kez uyarıyorum.
Bir daha Reyhan'la veya Zeynep'le uğraştığını görürsen karşında beni bulursun. Tamam annemsin, tamam. Ama bu sana yanlış yapma hakkı vermez. Hiç kimseye vermez. Cemre polise ifade vermiş. Öyle mi? Ne demiş? O kumpasta yalnız olmadığını söylemiş. İfadesinde her şeyi senin planladığını söylemiş. Reyhan'la boşanmamıza sebep olan o hain planı sen kurmuşsun. Emir'imi, oğlumu bulmaya mı gidiyorsun? Yalvarırım. Getir onu bana. Yavruma bir şey olursa kahrımdan ölürüm. Ben onsuz yaşayamam. Ölürüm acımdan. Ne olur getir oğlumu bana. Ağlama artık. Bulacağız oğlum, merak etme. Nasıl bulacağız? Birazdan hava kararacak. Her yer kapkaranlık olacak. Bak polisler arıyor şu an. Bulurlar birazdan. Ne olur ağlama artık. Bulurlar mı gerçekten? Peki sen kıyafetlerini tarif ettin mi? Adını söyledin mi? Bak şu boylarda benim cüzdanımda resmim var, vereyim. Dur, dur kalkma. Biz verdik fotoğrafını. Verdiniz mi? Evet. Karanlık da olsa bulurlar değil mi? Oğlumu bana getirirler değil mi? Getirecekler. Sen yeter ki sakin ol. Biraz dinlen, tamam mı? Yardım et. Birazdan hava kararır. Karanlıktan korkar benim oğlum. Beni ister. Annesiz yapamaz o. Yapamaz. Demek ki evrakta sahtecilik yapacak kadar gözünü kararttın. İfadesinde her şeyi senin planladığını söylemiş. Baba kuşağım, kelletmeye su çakırım ha. O beni terletiyor, sen merak etme. Ne kadar da mutlular babak izi değil mi Kıvırcım? Öyle. Nane abla sen de gel, birlikte takım olalım. Vay, siz ikiniz bana karşı öyle mi? Olur, ben hazırım. Buyurun Nane Hanım.
Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Geldiniz mi abi? Durumu nasıl? Fiziksel olarak iyi. Ama söyledikleri bizi şok etti. Hikmet, ben... Cavidan hafızasını yitirmiş. Öyle mi? Ay çok fena bir şey bu. Çok geçmiş olsun. Aa, hafızasını mı kaybetmiş? Ha, hiçbir şey hatırlamıyor yani. Yok, hiçbirimizi hatırlamıyor. Ne diyorsun abi? E doktorlar ne diyor peki? Ha, ne diyor doktorlar? Geçici bir şey mi yoksa bu? Kesin bir şey söyleyemiyorlar daha. Hay Allah ya, tüh. Umarım bir an önce iyileşir inşallah. İnşallah. E tabii, şimdi senin canın sıkıldı. Ben sana bir kahve yapayım, olur mu? Çalışma odasındayım. Yiğit nasıl? Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Hadi sen de biraz dinlen. Önce bir kelleri toplayayım da ondan sonra. İyi, ben de Yiğit'e bakayım o zaman. Gidiyor musun? Nereye kadar kaçacaksın? Karma karışık duygular içindesin, anlıyorum. Anneni affetmek zor geliyor. Ama annen şu an kaybolmuş durumda. Tıpkı senin çocukken kaybolduğun gibi. Aynı şey mi? Şimdi de onun yardıma ihtiyacı var. Yapma. Kendin söyledin. O bu durumdayken nefretimizin bir önemi yok dedin. Evet, söyledim. Ama affedeceğim demedim. Yaptıklarını unutacağımı söylemedim. Dur, gidemezsin. Bak, annen şu anda kayıp. Birinin onun elinden tutup ona yol göstermesi lazım. Yoksa düştüğü karanlıktan kurtulamaz. Cavidan'ın mı yakınları siz misiniz? Ne oldu, bir şey mi oldu? Hasta odasında yok, gitmiş. Ne? Nasıl da mutlu aile oldular. Allah nazarlardan saklasın. Öyle. Allah'ım daha da mutlu etsin inşallah. Her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Amin. Masal. Masal kızım, iyi misin? Acıdı mı dizin? Hı? Kızım iyi misin gerçekten? İyiyim baba. O kadar hızlı atmayacaktım, özür dilerim. İstersen gidip buz koyalım, bir yerim morarmasın. Ne dersin? Acım niye ki geçti? Merak etme babacığım, iyiyim. Affedersiniz, orta yaşlarda bir kadın dikkatinizi çekti mi, oğlunu arayan? Hayır, görmedim. Affedersiniz, 55 yaşlarında oğlunu arayan bir kadın gördünüz mü? Hayır. Hay Allah'ım, nereye gider?
Ayrılalım biz, daha çabuk buluruz. Tamam. Affedersiniz. Buralarda oğlunu arayan bir kadın gördünüz mü? 55 yaşlarında kumral. Görmedim. Peki siz gördünüz mü? Yok, görmedim. Hay Allah'ım, nereye gider? Pardon, buralarda 55 yaşlarında kumral bir kadın gördünüz mü? Üzerinde pijaması vardı. Yok, görmedim. Emin misiniz? Eminim. Cavidan teyze! Cavidan teyze! Kızım, dalıp gitmişsin yine. Öylesine düşünüyorum işte. Bir şey oldu söylemiyorsun. Kahvaltıda da fark ettim. Kafana takılan ne? Hadi anlat bakalım. Kafana neyi taktın? Canını sıkan ne? Bir anne öz evladını diğer evladından ayırabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Evlat evlattır. Öz olmuş veya olmamış ne fark eder ki? Bir kere yüreğine yerleştirdin mi bitti. Öylesine. Ben bir hastaneye arayayım. Yakaladım. Neredesin? Alo, ben Doktor Narin. Test sonuçları çıktı mı diye aramıştım. Sadri Hoca hızlandırılsın demişti ya. Durum ne? Tamam, sonra ararım ben sizi. Korkuttun mu? Affedersin. Yok. Ne sonucu bekliyordun? Hastanede falan mıydın? Ha, evet. Teşekkür ederim. Baba, saklambaç oynayalım mı? Prenses, sen yorulmadın mı hala? Hem hava da soğudu sanki. Zaten birazdan yemek de yiyeceğiz. Sonra oynayalım mı? Narin abla, lütfen. Şehri teyzemle Taci abi de oynayacak, söz verdiler. Lütfen baba. Peki kızım. Hem bugünü baba kız günü ilan ettik. Ne isterse yapacağız artık. Peki oynayalım o zaman. Senin ne işin var burada? Senin buraya geldiğini gördüm. Ne yapıyorsun burada? Neyse, hadi çıkalım. Söylesene, niye geldin?
küçükken kaybolduğum o gün anne onu bulamayınca işte bodrum katına saklanmıştım. O da gelip beni orada bulmuştu. İşte şimdi düşündüm ki belki şimdi de. Anladım. Tamam o zaman arayalım. Kadın. Acı çekiyorsun. Duygularını ne kadar saklasan da, güçlü durmaya çalışsan da gözlerin her şeyi ele veriyor. Şurandaki ateş gözlerinde gördüm. Şimdi yok öyle bir şey diyeceksin. İnkar edeceksin biliyorum. Ama niye yapıyorsun kendine bunu? Annen o senin. Onun için üzülmen çok normal. Sen taş değilsin. Kırılmadan, dökülmeden öyle sapasağlam durmak zorunda değilsin. Hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Tamam, unut demiyorum sana. İstediğin kadar nefret et. Annen o senin, bu gerçeği değiştiremezsin. Affetmek öyle sandığın kadar basit bir şey değil. Anlıyorum. Keşke anlamasaydım. Ama seni çok iyi anlıyorum. Sana karşı hissettiğim tek şey ne biliyor musun? Nefret. Hiç azalmayacak, hiç dinmeyecek bir nefret. Sen benim gözümde en saf duygularımla oynayan zalimin tekisin. Bu gerçek asla değişmeyecek. Asla. Hadi arayalım. Hadi şimdi siz saklanın. Ben de ona kadar sayayım, sizi bulayım. Tamam mı? Tamam kızım, olur. Tamam değil dur. Sen fındık kadarsın, her deliğe giriyorsun. Benim bu koca vücutla nereye saklanayım 10 saniye daha? Şehriye Hanım, kuralları değiştirmek yok. Evet, oyun bozanlık yok. Söz verdik bir kere. Oy, tamam haydi o vakit, haydi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Benim markam sanırım saklanmayan ebedir. Bugün çok mutlu oldu. O mutlu olunca ben de oluyorum. Arada bir yapalım bunu. Hem baş başa kalmak için de iyi bir yöntem. Çok sevdim ben bu saklanmaç işini. Islatır. Bu tarafa geliyor sonra. Keşke biraz daha böyle kalsak. Burada bulamayacağız galiba. Bahçeye mi baksak? Cavidan teyze. Cavidan teyze ne yapıyorsun burada? Hadi gel seni odana götürelim. Oğlum buraya saklanmış olabilir. Ama ben onu bulamadım. Cavidan teyze. Emir'imi bulmam lazım. Çok geç olmadan onu bulmam lazım. Beni bekliyordur yavrum. Canım. Canım oğlum. Canım.
Tamam, bulacağız oğlunu. Ama önce seni kaldıralım, tamam mı? Hadi, tut elimi. Kimse yok. Gidip baksak mı? Boş ver. Bence anın tadını çıkarın. Buldum sizi. Aferin kızım sana. Zamanlamaya bari. Bakıyorum herkes sobelenmiş. Aferin Çakırıma. Elinle koymuş gibi buldun herkesi ha. Hadi şimdi ben saklanayım. Baba sen de beni bul, olur mu? Tamam kızım, olur. Öyle bebekliğindeki gibi erzak dolabına girmek yok ha. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hadi gel seni odana götürelim. Hadi. Buradadır, buradadır Emir'im. Cavidan teyze yapma böyle, ne olur. Kırma beni. Bak dinlenmen lazım. Hadi gidelim. Tamam, tamam ağlama artık. Bak ayakta zor duruyorsun. Bulacağız oğlunu, söz veriyorum. Ama önce seni odana götürelim. Hadi. 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 Masal kızım, nereye saklandıysan çık artık ortaya. Mutfakta da yok. Bahçede bulamadım. Ya niye gerildin bu kadar? Oyun oynuyoruz işte. Saklanmış bir yere. Sakin ol. Ay, odasına da yoktur. Bıçaka baka erzak dolabına girmiş olmaz. Yok, mutfakta yok. Masal kızım, neredesin? Çık artık ortaya. Bak tamam, sen kazandın oyunu. Bulamadık seni. Çık hadi. Boncuğum çık da yeter daha. Her yere baktık, hiçbir yerde yok. Nerede bu kız? Panikleme. Belli ki saklanacak güzel bir yer bulmuş kendine. Oyun oynuyoruz işte. Her yere baktık, hiçbir yerde yok. Çıkma dediğim mi? Ben de bulamadım. Bahçeye bir daha bakalım. Masal! Masal kızım, neredesin? Masal bir tanem. Bak merak etmeye başladık. Çık artık. Allah Allah! Masal neredesin? Masal! Yok yok yok. Nereye gider bu çocuk? Delireceğim. Sakin ol, bekleyelim. Nasılsa sobelemek için buraya gelecek. Ya nasıl sakin olayım? Sokağa mı çıktı? Ne yaptı? Ben polis arıyorum. Sobe, sobe! Ben kazandım, ben kazandım. Kızım? Beni bulamayınca çok mu korktun baba? Kaybettin mi sandın? Seni asla kaybetmeyeceğim. Hep yan yana olacağız. Her zaman. Olmaz.
doktorlar müsaade etmez. Ama dedim ya, o çok iyi. Aklın kalmasın. Bak sen buradan çıkana kadar onunla ben ilgilenirim, olur mu? Çok iyi bakarım ona. Söz veriyorum sana. Sen çok iyi birine benziyorsun. Peki, oğlum sana emanet. Ama seni üzerse onu hiç bırakma, olur mu? Ona sahip çık. Bazen inatçıdır, hırçındır ama benim oğlumun tertemiz altın gibi bir kalbi vardır. Hafızasını mı kaybetti? Gitmiş mi her şey? Silinmiş mi? Reset. Maalesef. Kimseyi tanımıyor. Vay arkadaş ya. Cemre. Sen biraz yanında bekleyebilir misin? Ha, beklerim. Beklerim tabii. Sen nereye? Benim biriyle konuşmam gerek. Hemen gidip geleceğim. Tamam. Tamam, merak etme. Burası bende. Ne yapıyorsun burada? Biraz başım ağrıyordu da dinleneyim dedim. Çok mu kötüsün? Yok. İyi, hadi içeri gel o zaman. Mısır patlattık, film de açtık. Seni bekliyoruz. Sana da iyi gelir. Hadi. Hadi oturun, başlayalım. Tamam kızım. Hazırız biz. Bu filmi Masal Hanım seçti. Çok merak ediyormuş. Eminim çok güzeldir. Hazırsak başlatıyorum. Siz bakın, ben geliyorum. Tamam. Yapılan DNA testleri sonucunda Kemal Tarhun ve Masal Tarhun arasında kan bağı bulunmamaktadır. Thank you.
girebilir miyim? Eğer aynı şeyleri konuşmak için geldiysen hiç yorma kendini. Olabilir. O unutmuş olabilir. Ama ben unutmuyorum. Unutamıyorum. Öyle üstünü örtüp de hiç yaşanmamış gibi de sayamam. Yaptıklarını aklımdan çıkarıp atamıyorum. O aklındakilerden, içinin karanlığından, yaptığı tüm kötülüklerden kurtuldu. Ama ben kurtulamıyorum. Zifiri bir karanlığın içindeyim. Çocukluğumdan beri kaçtığım o karanlık artık benim bir parçam. O gün beni karanlıktan çekip çıkardılar. Ama artık bunun bir imkanı yok. Karanlıktan kurtulmanın tek bir yolu var. O da affetmek. Aslında ikiniz de aynı şey için çabalıyorsunuz. Farkında mısın? Annen de affedilmeyi bekliyor. Sen de. Bana yaşattığın o kötü günü silip atmayı isterdin, değil mi? Hiç yaşanmamış saymayı. İşte annen de tıpkı senin gibi çok pişman. Zamanı geri alabilse her şeyi düzeltmek isterdi, inan. Yaptığı hataları, yanlışları silerdi. İşte önemli olan da bu. Hatalarını anlamak, kabul etmek. Ben de yaşadığım o kötü günü sürekli kendime hatırladım. Öfkemi hep taze tuttum. Ama bir şey anladım ki, bazen en doğrusu yapılan hataları geride bırakıp yoluna devam etmek. O kötü ana saplanıp kalmamak. İçindeki nefretin büyümesine engel olmak. Yoksa yeni bir yola çıkamıyorsun. O çukurda debelenip duruyorsun. Hiçbir şey değişmiyor. Ama ben seni anladım. Hatanı telafi etmek için çabaladığından eminim artık. Bu yüzden... Bu yüzden seni affediyorum. Zor değil, inan bana. Sen de yapabilirsin. Benim seni affettiğim gibi sen de anneni affedebilirsin.